Ses teli cerrahisi, daha doğrusu ses kısıklığı cerrahisi iki türdür. Bunlardan birisi doğrudan ses teli üzerine yapılan işlemlerdir. Ses telleri çok küçük dokulardır ve çok ince tabakaları vardır. Bu yüzden bu tip işlemler mikroskop altına yapılır. Mikroskoplar olarak ameliyat mikroskopları kullanılır ve ses tellerin hassas tabakaları korunarak problemli dokular tedavi edilir. Buna ses teli mikrocerrahisi ya da mikrolaringoskopik cerrahi adı verilir. Mikrolaringoskopik cerrahi makas, kesici aletler ve tutucu aletlerle, ki bunlara soğuk enstrümanlar denir, bu tekniklerle yapıldığı zaman soğuk cerrahi teknik olarak adlandırılır. İşlemde eğer lazer gibi ısıyla çalışan sistemler eklenirse sıcak cerrahi teknikler olarak eklenir. Ses teli mikrocerrahisi hem soğuk cerrahi enstrümanlarla hem de sıcak cerrahi tekniklerle lazer gibi uygulanan işlemleri içerir. Bunların yanında ses telinin ya da ses kısmını tedavi eden bir diğer cerrahi teknik de laringoplastik cerrahi tekniklerdir. Laringoplastik cerrahi tekniklerde ses teline dokunulmadan ses telinin dışındaki kıkırdak dokular pozisyonlanarak elde edilen ses tedavileridir. Bunlar aynı zamanda sesin estetik işlemlerini de içerir. Ses tellerinin pozisyonları, gerginliği, gevşekliği ve tabaka genişlikleri kullanılarak, değiştirilerek sesin düzeltilmesi ya da değiştirilmesi hedeflenir. Bazen bu tip işlemlerde silikon, teflon, kolajen ya da benzer doku maddeleri eklenerek ses cerrahisi tamamlanır. Bir kişinin ses tedavisi sadece cerrahi tedavi içermeyebilir. Cerrahi tedavi öncesinde veya sonrasında ilaç tedavileri, ses terapileri, vokal hijyen ve ses istirahati de eklenip kullanılmaktadır.